Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazıyla, orucuyla, haccıyla bütün ibadetleri bize o öğretmiştir. Diyor ki, ümmetimin yaptığı ibadetler içerisinde en faziletlisi Kur'an-ı Kerim okumaktır. Bakınız dostlar, böyle okunması, sadece okunması ibadet olan tek bir kitap var, o da Kur'an-ı Kerim'dir. Yani elimizde herhangi bir kitabı alsak, okusak, okuduğumuzdan dolayı sevap almış olmayız, ibadet etmiş olmayız. Bir insan çekildi evinin bir köşesine, aldı abdestini, namaza durdu, namaz kılıyor, ibadet ediyor. Öbür adam da evinin bir köşesine çekildi, açtı Kur'an'ı, Kur'an okuyor. Hangisi daha faziletli ibadeti yapıyor? Elbette o Kur'an-ı Kerim okuyan daha faziletli ibadet ediyor. Gerçi namazın içerisinde de Kur'an okumak vardır. Namaza da şeref kazandıran, namazı da değerli hale getiren sebeplerden birisi de namazın içerisinde Kur'an olmasıdır. Zira namazın farzlarından birisi de nedir? Kıraattir. Yani Kur'an okumaktır. Namazın içerisinde Kur'an okumak olmazsa o namaz, namaz olmaz. Farzlardan birisi gerçekleşmiş olmaz. Demek ki bu ümmetin gerçekleştireceği ibadetler içerisinde en faziletli ibadetlerin başında ne geliyor? Kur'an-ı Kerim geliyor.